Aslında beklenen daha düşük rakamdı. 1.49-1.46'lar civarındaydı. Fakat 1.94 geldi aylık olarak. Ancak öyle inanıyorum ki ben bunlar da gerçek rakamlar değil. Yalnızca diyenin verdiği rakamlar. Ve kriter olarak değerlendirdiği ürünler öyle tahmin ediyorum ki çok aktif kullanılan ürünler değil. Yoksa daha yüksek çıkması lazım. Özellikle geçen ay akaryakıda yapılan zammın bir kısmı geçen aya intikal etti, bir kısmı bu aya geçmiş oluyor. Önümüzdeki ayda yine bir kısmı devam edecek. Fakat çok ilginç rakamlar. Yıllık 17 gibi zaten bekliyorduk. 17.53 geldi. Özellikle üfedeki sıçrama çok korkunç. %4.1 aylık olarak verdi. Yıllık da %42.89. Rakam çok ciddi bir rakam. Takdir edersiniz ki döviz ve enflasyon rakamlarında akışkanlık vardır. Diğer bütün ürünleri etkilerler derinden. En çok artış ulaştırma kaleminde oldu. 26.29 aylık. Yine ev eşyasında oldu. 25.29. Ve gıda asıl önemli olan 19.99. Yani %20'lik gıdada bir artış var. Bu çok tehlikeli bir rakam. Fakat genel anlamda ekonomiye baktığımızda çok girift bir profil var. Şöyle ki, mesela ihracatta son 40 yılın en iyi büyüme rakamlarını yakaladık. Türkiye 3 aylık dönemde çok büyük ihtimal %20'nin üzerinde bir büyüme ivmesi kazanacak. Bu paralelde ihracat rakamları da yükseliyor trend olarak. Bir diğer taraftan en ciddi tehlike işçilerin geçtiğimiz ay sonu itibariyle işten çıkartılma ile alakalı yasanın sona ermesi. Yani 1.168 lira siyasi erk daha önceki yıl izinli olarak işten ayrılanlara para ödüyordu. Daha sonra bunu 1.500 lira yaptı. Ancak Temmuz ayı başı itibariyle işten çıkarma furyasının başlayıp devam edeceğini ben düşünüyorum. Son bir ayda 275 bin insan işsiz kaldı. Son bir yılda 531 bin kişi oldu bu. Ve yıl itibariyle değerlendirdiğimizde 4 milyon 511 bin insan şu anda işsiz. Bunlar Dİİ'nin yani TÜİK veriler, resmi veriler. İhracatımız 2007'de 100 milyar dolardan içinde bulunduğumuzdan 200 milyar dolara ulaşacak gibi. İktidarın belirlediği daha önceki hedeflerin birisi 2023'te ihracatın 500 milyar dolar olacağı idi. Fakat daha sonra revize ettiler. 2022 yılında 194, 2023'te de 214 milyar dolara revize ettiler. Ancak içinde bulunduğumuzu 200 milyar dolara geçeceğiz gibi. Bir ve ikinci çeyrekte büyümeyi sürdüren Türk ekonomisi 3 ve 4. çeyrekte çok büyük ihtimal sıfıra yakın bir trend yakalayacak büyümede. Ancak her şeye rağmen yıl ortalamasını vurduğumuzda yaklaşık %5,5-6'lık bir büyümeyi rahatlıkla portföyde görebiliyoruz. Bunu rahatlıkla izleyebiliyoruz. Son hafta çok yine ilginç gelişmeler yaşadık. Özellikle elektriğe yapılan zam %15, doğalgaza konutlarda 12, sanayide %20. Bir diğer açıdan da doğalgaza yapılan zam tüm eksen olarak üretimi sarsacaktır, temelden sarsacaktır. Benim anlayamadığım nokta şu: bir taraftan üretimi teşvik edip onlara kredi sağlamaya çalışırken bu insanların önüne %20'lik bir doğalgaz zamını getirmek çok normal gelmedi bana, yani çok garip geldi. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz konjonktürde yapılan zamları gerek imalat sektörü, gerek sanayi sektörü, gerekse halkın çok rahat kaldırabileceğini ben düşünmüyorum. Umarım bizim düşündüğümüz gibi olmaz, daha güzel şeyler olur. Ancak konjonktürde kokladığımız hava veya hissettiğimiz şey ekonominin maalesef sıkıntılı bir süreci çok derin bir biçimde yaşadığı. Takdir edersiniz ki bu ülkede yalnızca ihracat yapan insanlar yaşamıyorlar. Geniş halk kitleleri gerek ihracat rakamlarına baktıklarında, gerekse ekonominin bir kısım ivme kazanan kollarına baktıklarında onlarla ilgili gelirlerden kendilerinin hiç yararlanmadığını çok net biliyorlar ve hissediyorlar. Umarım ben bu konuda özellikle küçük esnaf ve
yere ve zamanı geldiğinde bunları uygular.